Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki mesela bazı zamanlarda deprem anı olabilir veya işte ne bileyim depremden sonra yıkıntıların altından bazen canlı falan çıkarılıyor ya. Bunları ifade etmek için basında çok fazla şey kullanılıyor. Mucize kelimesi kullanılıyor. Yani işte büyük mucize, yok işte mucize eseri kurtuldu gibi ifadeler kullanılıyor. Bunu buralarda kullanmak uygun mu? Bir de yaratma kelimesi var. Dinleyicimiz hasreten onu da sormuş. Onu da diyor bir tehlikesinden bahsedebilir misiniz diyor. Estağfurullah. Şimdi Cenab-ı Hak olağanüstü haller yaratır. Daha doğrusu Erişine talimleri açıklarken buyuruyorlar ki Allah-u Teala'nın adeti ilahiyesi yarattığı şeyleri sebepler zinciri altında yaratır. Ama bu sebepler olmadan da uzun zaman dilimi içerisinde olacak hadiseleri bir anda yaratabilir. Buna gücü yeter. Çünkü kudreti sonsuzdur. Bir anda yaratabilir mi? Yaratabilir. Böyle olağanüstü yarattığı şeyler var Cenab-ı Hakk'ın. Mesela peygamberlerde bu olağanüstü haller yaratılır. Yaratmıştır. Bunları o peygamber aleyhissalatü vesselam kendisi yapmıyor. Zaten Allah-u Teala'nın dışında kimse yaratma tabiri kullanmaz. Peygamber de olsa, melek de olsa kullanılmaz. Kullanma küfürdür buyuruyor. Çünkü yaratmak ona mahsustur. Efendim benim niyetim, niyetle alakası yok bu işin. Dolayısıyla peygamberler için kullanılan bu kelimeyi başka şey için kullanmak uygun değil. İnsanlar da altyapı yok. Hele gazeteci, televizyoncu, radyocu, kendimize katalım. Altyapı olmadığı için böyle bir şey görünce hem İslamiyet'e inanmaz, hem peygamberlere inanmaz, hem onların gittiği yolda gitmez. Ama kullanacak başka bir kelime bulamadığı için de getirir. Burada da bu kelimeyi de kullanır. Abuk subuk şekilde kullanır. Olağanüstü olarak. Mucize değil bu. Çünkü mucize peygamberlerde yaratır Cenab-ı Hak. Keramet evliyada yaratılır. Firaset salih kullarda meydana gelir. İsraç da kafirler dahil fasıklarda da meydana gelebilir. Bunların hepsi olağanüstü haldir. Mesela salih bir kulun yanına gidiyorsun. Mesela hayırdır? Bir sıkıntın mı var? Benim sıkıntımı bildi. Firasetiyle bildi. Yani Cenab-ı Hak onu veriyor. Yani onun gelişinden, halinden ve hatta kalbinin o andaki yayınlamış olduğu frekans neyse. Hissediyor. Hissediyor ve diyor ki senin böyle bir borcun var herhalde, bir derdin var, bir sıkıntın var, onun için geldin herhalde dediği zaman bunu bildi. O salih kul bunu bilmek için söylemedi onu. Tabi olarak meydana geldi. Çünkü Allah-u Teala sebepsiz olarak onun kalbine, öbürsünün kalbindeki hali, o frekanslar yansıyıverdi, bildi. Keramet olarak da evliyasında oluyor. Taşı alıyor, altın oluyor mesela. Halbuki o taşın altın olabilmesi için, taşın atomlarının altına dönüşebilmesi için, belki sebepler zinciri altında, uzun zaman dilimlerinde o atomları, o molekülleri değiştirmek, kimyasal olarak veya değiştirmek mümkünse, uzun zaman dilimi ister. Değil mi? Evet. Ama Cenab-ı Hak o uzun zaman dilimine gerek kalmadan o anında aynı şekilde o atomlar, molekülleri değişir, taşın atomları altının atomları haline dönüşüverir. Buna da keramet denir. Veyahut da mesela gelir adam, bir düşüncesi vardır. Yolda gelirken sen böyle böyle düşündün. Nereden bildi falan. Allah-u Teala bildiriyor. Yani şeffaf bir kabın içerisindeki olan nasıl dışarıdan gözüküyorsa Allah-u Teala da evliyasına bunu ihsan etmiş. O bunu bilmek için veyahut da söylemek için değil, tabii halde zuhur ediyor. Peki bunun böyle zuhur etmesinin sebebi mucizeyi yaratması, kerameti yaratması ve Allah-u Teala sevdiği kulları kendine yaklaştırmak için. Yani önce o keramet sahibi olan zat da bunları görünce, sonra peygamberlerdeki onları görünce der. Bu evliya, bu peygamberin varisi olarak bunda bu zuhur etti. Peygamber, yaratan peygamber de değil. Öyleyse Allah-u Teala der, ben Allah-u Teala'nın kulu oluyorum. Çünkü bunlar da vesile. Evliya da vesile, peygamber de vesile. Allah-u Teala yaklaştırır. Peki dinleyicilerimiz diyecek ki kafirlerde, fasıklarda da, bidat ehlinde de, istiraçta olağanüstü haller zuhur ediyor. Bunlar niçin oluyor?
Nasıl ki keramet sahibi evliyayı tanıyan, onda o kerameti görüp Allah-u Teala'ya yaklaşıyorsa bazıları, bazıları da fasık ve hatta kafirlerde olağanüstü sihir dediğimiz, ondan sonra israç denilen o hallerin zuhur etmesiyle bunlar da onların sapıtmasına sebep olur. Ve cahil halk da su üstünde yürüyeni, havada uçanı şey zanneder, keramet sahibi zanneder. Halbuki keramet sahibi o değil. Hatta İmam Rabbani Kutsu Sözleri hepimizin anlayacağı bir ifade kullanmış. Buyuruyor ki keramet ölüleri diriltmek değil. Dirilsen ne olacak diyor. 3-5 gün yaşayacakken ölecek. Bir faydası dokunmaz onun diriltmesinin. Keramet ölü kalpleri diriltmektir. Esas keramet budur buyuruyorlar. Dolayısıyla hani istirahat olarak Allah-u Teala birisine bir şey vermiştir. Havada uçuyordur, bilmem neyi yapıyordur, bir şey şunu yapıyordur, bunu yapıyordur falan. Bunların bir kıymet harbiyesi olmaz. Ahirette bunlar vebali olur. Hatta adamı daha çok aynı şekilde cehenneme çeker, azabını da arttırır buyuruluyor. Dolayısıyla mucizeyi peygamberlerin dışında kullanmak yanlıştır, doğru değildir. Keramet de evliyaya mahsustur. Onu da başka yerde kullanmak mümkün, uygun değil. Firaset salih olan, itikad düzgün olan her müminde zuhur edebilir. Kafirde firaset, kafirde keramet aranmaz. Kafirlerde istiraç olur. Olağanüstü halleri Cenab-ı Hak onlara da verir. Hatta meşhurdur. Biz Türkiye gazetesinde bunu defalarca Türkiye gazetesinde yazıldı, biliniyor. Hatta Allah-u Teala rahmet eylesin Emel abiler, Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin hayatını Evliya Mahmud'un yazdırdıkları gibi film haline de getirildi o. Çok kimse bunu görsel olarak da gördü. Dinledi, izledi. Okuyanlar da oldu. Niye anlatmak istiyorsunuz diyeceksiniz. Orada Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri Bursa kadısıydı. Kadı Mahmud'du yani. Ama Üftadi Hazretleri'ne girerek kalbindeki dünya sevgisi çıktı. O elde ettiği bilgiler Allah rızasına dönüştü ve Allah adına sevgili kulu oldu. Allah adına sevgili kulu oldu. Şimdi Bursa'da kadıyken Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri kadıyken bir hadise vuku buluyor. Eskici Mehmet Efendi var. Garip bir vatandaş, onun evliya olduğunu, mübarek bir zat olduğunu biliyor. Ha demiş, bu sene de demiş hacca gidemezsem demiş de hanım benden boş olsun gibi bir laf etmiş. Şimdi o zaman Mustafa Bey, hani bir hafta kala şimdi hacca gidilir mi? Gidilir. Niye? Uçağa binersin gidersin. Zaten bir hafta içerisinde haccın bütün menasikini yerine getirirsin. Mümkün. Şimdikileri anormal değil. Ama o zaman öyle değil. Otobüs yok, tren yok, tayyare yok. 6 ay. Yani 3 ay gideceksin, 3 ay geleceksin, 6 ay. Yani 3 ay öncesinden bunun çıkması lazım. Bursa'dan hacılar gitmiş. Bu da böyle demiş. Çok sıkılmış. Ondan sonra gitmiş eskici Mehmet Efendi'ye. Demiş vaziyet böyle. Bir vatandaş mı bunu söylüyor? Bir vatandaş. Evet. Bir mümin. Saf, temiz bir mümin. Üftadi Hazretleri'ne gidiyor adam. Eskici Mehmet Efendi'ye havale ediyor. Tabi oradan geldiği için yum gözünü diyor. Yüzüyor. Yumuyor gözünü. Açıyor. Arafat'ta. Arafat'a çıkmışlar. Haç vazifelerini yapmış Mehmet Efendi orada. Beraber gitmişler. Özel helikopter varmış Mehmet Efendi'nin. Ondan sonra haç vazifelerini yapmışlar. Helikoptere de yük alacak durumlar olmadığı için Bursa'dan gelen hacılarla görüşmüşler. Onlara da aynı şekilde emanetlerini vermiş. Yani siz demiş işte deveyle katırla geleceksin, onlarla getirin. Geliyor. Bir hafta sonra, iki hafta sonra çıkıp geliyor. Hanım diyor ki nereden geliyor? Hacıdan geliyor. Hacıdan geliyor. Oradan. Hacıdan geliyormuş. Doğru Kadı Mahmud'a. Diyor ki böyle böyle. Bu beni boşadı. Bizim diyor, bizim durum bu. Şikayetçiyim. Bunun üzerine o mümine diyor ki doğru mu sen ne diyorsun diyor. Efendim doğru diyor. Nasıl oldu bu diyor ya. Yani hacca diyor bir hafta iki hafta kalı diyor. Nasıl gittin? Diyor ki efendim eskici Mehmet Efendi'ye gittim. O da yum gözünü dedi. De oraya gittim. Çağırın diyor eskici Mehmet Efendi'yi. Bu diyor bir şeyler söylüyor. Doğru mu? Doğru diyor. Anlamadım diyor. Yani yumdun gözünü bir anda diyor Mekke'ye mi gittiniz diyor. Evet diyor. Hac yapıp geldi ya. Hac yapıp geldiniz. Kadı ya. Diyor ki sen ne diyorsun diyor ya. Nasıl olur bu? Eskici Mehmet Efendi bu. Kadı Efendi, Kadı Efendi diyor. Allah-u Teala'nın düşmanı olan şeytan bir anda doğudan batıya, batıdan doğuya gidiyor.
Bu diyor Allah-u Teala'nın düşmanı. Allah-u Teala buna bu imkanı vermiş. Allah-u Teala düşmanı olan şeytana bunu verir de evliyasına niye vermesin ki diyor. Şimdi o zamanki kalpte şimdiler şimdiki gibi değil. Altyapısı var. Düşündürücü diyor. Bunu bir tahkik etmek gerekir diyor. Ya burada tıkanıyor. Burada tıkanıyor. İlim çözmüyor bunu. Elde ettiği ilim yetmiyor buna. Diyor ki mesele hacıların dönüşüne aynı şekilde ertelendi. Hacılar dönüyor. Çağırıyorlar Kadı Efendi. Daha girişte hemen durduruyor. Kadı Efendi adamları koymuş oraya. Doğrudan doğruya işte falanın diyor. Bizde diyor kim görüştü falan gelsinler. Geliyorlar. Görüşüyorlar. Ondan sonra soruyor. Evet diyor biz bunu gördük. Arafat'ta beraber tavaf ettik. Kabe'de beraber aynı şekilde tavaf ettik. Şeytan taşladık. Ve bize de diyor aynı şekilde getirmemiş diyor. Bunları verdi diyor. Bunlar da onun. Şahitler. Dava düşmüştür. Düşmüşler. Kadın avının kafası karışmış. Ondan sonra doğru. Üftade Hazretlerine. Üftade Hazretlerine. Tabii Üftade Hazretleri birden kabul etmiyor. Zorluyor. Zorluyor. En sonunda Kadı Mahmut oluyor Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Üftade Hazretleri. Diyeceksiniz efendim niye anlattınız bunu? Orada eskici Mehmet Efendi'nin söylediği bir şey var. Allah-u Teala'nın düşmanı olan şeytan bir anda buradan buraya giriyor. İnanıyor musun buna? İnanıyorum. Oluyor mu? Oluyor. Ya Allah-u Teala'nın düşmanı. Cenab-ı Hak ona o fırsatı veriyordu. Evliyasına vermez mi? Verir. Bu ne? Evliyasında keramet. Öbürsü istiraç. Ona istiraç deniyor çünkü inanmıyor. İşte dünyada tamam bu olağanüstü haller zuhur edebilir. Dolayısıyla mucize peygamberler için kullanılır. Keramet evliya için kullanılır. Firaset mümin kullar için, salih kullar için kullanılır. İstiraç da kafirler için. Yaratmak yoktan var etmek demektir. Bu sadece Allah-u Teala'ya mahsustur. Hangi niyetle, hangi düşünce ile olursa olsun Allah-u Teala'nın dışında birisine yaratmak kelimesini kullanmak küfür olur, imanı götürür. Allah-u Teala muhafaza eylesin hepimizi. Amin.